12 olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak anlı değer. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, protokolün değerli üyeleri, basınımızın güzide mensupları, kıymetli misafirler. Cihan Devleti'ne karşı ezeli düşmanları kirli hesaplarını yapmaktadırlar. Son kalenin kilidi Çanakkale, giriş kapısı ise İstanbul'dur. Çanakkale'yi geçtikleri takdirde Osmanlı'ya son verecekler. 1071'den beri hayallerini süsleyen Anadolu Asma Köprüsü'ne hakim olacaklar ve İslam'ın son kalesini yıkacaklardır. 18 Mart 1915'te dünyanın en güçlü donanmalarıyla bunu başaracaklarına o kadar emindirler ki İngiliz hükümetinin Akdeniz Filo Komutanı Amiral Gordon 2 Mart 1915'te Londra'ya çektiği telgrafta şöyle der: hava müsait gittiği takdirde 2 haftada İstanbul'da olacağımızı ümit ediyorum. Ancak uzun yıllar donanmaları yenilgi yüzü görmemiş, güneşin batmadığı ülke lakabını verecekleri bu devlete ilk yenilgisini küçümsedikleri Osmanlı ordusu tattıracaktır. Metrekareye 6000 merminin düştüğü 14 ay 14 gün güren Çanakkale savaşları bir destandır. Bu destanda Nusret Mayın gemisinin Fransız ve İngiliz zırhları denizin dibine yollaması vardır. Bu destanda Seyit Onbaşı'nın 276 kiloluk topu zırhlayarak Ocean zırhlısını vurduğu o gün vardır. Bu destanda Seddülbahir, Kumkale, Kitre ve Kanlısırt'ta ölüm kalım savaşlarının yaşandığı cepheler vardır. Bu destanda Conkbayırı, Arıburnu, Anafartalar ve Gelibolu'da ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal Atatürk vardır. Bu destanda yerleştirdikleri mayınların boşa gideceği endişesiyle kalp krizi geçiren Nusret Mayın gemisinin komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey vardır. Fransızlarla yapılan siper savaşları sonucunda yaralı askerleri sırtında taşıyan ve şehitleri gözyaşları içinde defneden Yarbay Hasan Bey vardır. O komutan ki yaralı Fransız askerlerine şefkat ve merhametle yaklaşırken haince göğsünden hançerlenir. Yanına gelen Mehmetçiklerine beni ayağa kaldırınız diyerek emreder ve askerler komutanlarının bu son emrini yerine getirirler. Üstü başı kan içerisinde son anlarını yaşamakta olan Yarbay Hasan Bey La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der ve yüzünde derin bir tebessüm oluşur. Bu memlekette kardeşçe yaşamanın şifreleri Çanakkale'de verilmiştir. Çanakkale şehitliklerinde mezar taşları İstanbul'dan, Hakkari'den, Ünye'den, Elazığ'dan, Bağdat'tan, Şam'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan, Erzurum'dan haber verir. Bu memleketin Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla beraber savunduk, bundan sonra da beraber yaşayacağız. Bu memleket bizim. Serbest Şengal, tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum.
Hoş geldin Mehmet. Ne oldu sana Mehmet'im, ne oldu? Anlat hele. Cephede ne var ne yok? Vaziyet nedir? Anlatayım ağır. Anlatayım. Düşmanda imkan var Mehmet'e.
şehit oldum. Söyleyin her şey her şey vatan için vatan olur mu
Ökekliğe yer yok yüreğimizde. Korkuya elveda.